Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto paralardaki düşüşler sona erdi mi? Kripto paralarda önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Bunları yatırım tavsiyesi olmadan kendi şahsi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Bitcoin'de yaklaşık 14-15 gündür, yani 2 haftalık bir süreçte sürekli her geçen gün biz fark etmesek de %30'luk bir düşüşün akabininde %20 yükseliş geliyor. Ama her zaman coinler 2 haftadır arkadaşlar %10 geriye çekiliyor. Totale baktığımızda şu anda bugün itibariyle güzel bir yükseliş geldi denebilir. Lakin bu benim gözümde devam edebileceği ya da artık tamam her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Bu benim şahsi fikrim. Sizlerin konuya bakış açısı farklı olabilir. Ben sadece kendi görüşlerimi sizlere aktarmak istedim. Şimdi arkadaşlar hem Bitcoin için hem de altcoin'ler için konuşmak istiyorum. Öncelikle bir Bitcoin'e, yani Bitcoin'e yatırım yapan ya Bitcoin'i merak eden veyahut da Bitcoin'i takip eden arkadaşlar için görüşlerimi paylaşayım. Şimdi Bitcoin dün gece sularında saat 2.30 sularında 48.000 desteğinin altına indi. Şimdi bu çok büyük bir tehlike arz ediyor. Sebebini söyleyeyim sizlere. 48.000 desteği Bitcoin'de bir destek hattıdır. Bura kırıldıktan sonra gerideki destek hattı 42.000 bandı, yani 6.000 dolar altı arkadaşlar. Olur da araya 45.000'de bir blok destek atarsa bir ihtimal orada blok destek olabilir. Ama atamazsa arada uçurum kadar büyük bir fark var ve bu çok ciddi bir zararlara yol açabilir. O yüzden 48.000 bandı çok önemli bir band. Bura kırıldıktan sonra tutunabilecek tek liman 42, ardından 38, ardından artık ayının geldiğini söyleyebiliriz zaten ki şu anda aylık bir durum yok. Ayının geldiğini oradan anlayabilirsiniz diye söyledim. Şimdi Bitcoin'de neden hala her şey düzelmiş değil? Ne gibi durumlar var? Neler düşünüyorum? Bunları aktarayım sizlere. Dün gece Bitcoin o 48.000 bandına düştüğünde fark ettiyseniz hatta 47.400'lere kadar geri çekilme yaşamıştı. Oralardan hiç alım gelmedi. Yani normal şartlarda Bitcoin oralara gerilediğinde anlık bir pump ile 47.500'e düşmüş bir Bitcoin bundan bir ay önce olmuş olsa bir anda 50.000'e 51.000'e çıkar ve dominansı da atıyorum şu anda 50 seviyelerinde ise bir anda 54'ler 55'ler atması gerekti. Bu neden gerçekleşmiyor? Yatırımcıların, yani bizim gibi yatırımcıların Bitcoin'den artık umudu kalmadı. Bitcoin'e artık balinaların bile uğramadığı anlamına gelir. Peki dün 48.000 desteğinden bir anda yukarı doğru çıkan Bitcoin'de neler oldu? Kurumsallar harekete geçti. Lakin bu eskisi kadar büyük kurumsallar değil. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Eskiden bu kadar düşüşü 20-30 adet kurumsal değerlendirirken dün 3 ya da 5 adet bir kurumsalın değerlendirdiğini söyleyebilirim sizlere. Bu da artık kurumsalların da yorulduğu anlamına geliyor. Bitcoin'in artık eski popülerliğini en azından şu anki şartlara göre, hiçbir zaman eski popülerliğini yitiremez Bitcoin, lakin şu anki şartlara göre Bitcoin'in popülerliğini yitirdiğini görebiliyoruz. Ben Bitcoin için, yani ben Bitcoin'e yatırım yapan biri değilim. Lakin altcoin'ler için Bitcoin'i de takip eden biriyim. Bitcoin'e yatırım yapacak olsam özellikle şu süreçte ben yatırım yapmam. Sebeplerini anlatayım sizlere. Şayet sizlere mantıklı gelir ya da gelmez, yorumda tartışırız bunları. Bitcoin'e yatırım yapmama sebebim arkadaşlar, Bitcoin 58.000 dolar bandlarının aşağısında MA50, yani 50 günlük hareketli ortalamayı yaklaşık 6 gündür altında kapatıyor. Ve üstünde kapatmadığı takdirde hem Bitcoin'e yatırım yapan kurumsal firma bunun farkında, hem balinalar bunun farkında, hem de yatırımı gerçekten doğru yapan, analizde biraz anlayan insan bunun farkında. 50 günlük o hareketli ortalamanın üstüne çıkmadığı takdirde Bitcoin'de arkadaşlar güvenli bir limanda değiliz demektir bu. Bunu söylemek isterim sizlere. Yani şelale formasyonuna her an girebilir, çok sert yükselişler her an gelebilir, araf olan bir bölgedeyiz. Güvenli bir liman istiyorsanız, ki genelde ben az işlem, öz işlem taraftarıyım, güvenli limanlardan alıp %30-%40 kar edeceğime, güvenli yerden alıp %20 kar etmeyi yeğleyen biriyim. Risk çünkü buralarda arkadaşlar, doğru yerde risk alınabilir ama her zaman da risk alınmaz. Bitcoin'de Bitcoin'e yatırım yapacak olsam 58.000 bandına gelip günlükte MA50'nin üstünde kapatırsa Bitcoin'e yatırım yaparım. Şayet Bitcoin'e yatırım yapan biri olsam. Peki hocam, bu altcoin'ler nasıl etkilenir bu durumdan? Biraz da onlarla ilgili görüş bildireyim sizlere. Her zaman kural şu değildir. Bakın bu komplike gelişmiş bir şeydir ama bu her zaman doğruluğu varsayılmış bir şey değildir. Yani bu tamamıyla bir arkadaşlar hipotezden ibarettir. Bir kuram haline gelememiştir. Yani doğrulanmamış ya da yanlışa vurulmamış bir bilgidir. Nedir bu bilgi? Bitcoin düşerken altlar düşer. Bu %100 kesin bir şey değildir. Tarihte bunun
Arkadaşlar yanlışlandığını da gördük. Biz 2017-2018 yıllarında Bitcoin %50 değer kaybederken önce altcoinler %20-%30 geri çekilme yaşarken Bitcoin hala düşmeye devam ederken altcoinler 10'a, 20'ye, 30'a, 50'ye, 100'e katlamıştı. Peki Bitcoin her düştüğünde altların düştüğünü söylerse 2017-2018 yılında yapmış olduğu hareketi ya yok sayarız ya o hareketi hiç görmemiş sayarız. Onun için arkadaşlar her Bitcoin'in düştüğünde altcoinler düşecek diye bir kanun yok. Peki şu anda piyasada düşme bitti mi, yükselme gelecek mi? Biraz da bu konuya değinelim. En merak ettiğiniz konu bu arkadaşlar. Şimdi bir altcoinlerin gerçekten bir rally'ye başlayıp ciddi şekilde yükselebilmesi için gerekli olan tek sebep Bitcoin'in 54 bin dolar bandında yatay gitmesi. Hocam yatay nedir? Bundan 2-3 gün önce hatırlar mısınız? Bitcoin 48 bin, 49 bin de yataylamıştı. 20 dolar çıkıyor, 20 dolar düşüyor. Hiçbir şekilde hareketi yoktu. İşte o hareketsizliğini şimdi yapması lazım. O günü bugün yapması lazım ki altcoinlerde ciddi hareket gelsin. Bitcoin yataya giderse neler olur? Bunları tartışalım. Bitcoin 54 binde yataya giderse Bitcoin dominans 50'nin altına, 45'in altına doğru geriler. Total 2 yükselişe geçer. Yani sistem tamamıyla basittir. Bitcoin'deki yatırımcı altcoinlere geçer. Bitcoin yataylığını korurken altcoinler yükselişe geçer. Böyle bir teoride altcoinler için gerçekten çok ciddi yükselişler. Hatta ultra mega boğa geliyor diyebiliriz. Bir de diğer senaryomuzu düşünelim. Bitcoin'in geriye çekildiğini, tekrardan 48.000'in desteğinin altına indiğini varsayalım. 42.000'e doğru yolculuğa gittiğini varsayalım. Çünkü MA50'nin üstüne kapatmadığı sürece Bitcoin'de yükseliş trendi devam ediyor diyemeyiz. Bitcoin hala düşüş trendinde. Ne zaman 58.000'in üstüne çıkar Bitcoin o zaman yükseliş trendine geçer arkadaşlar. Bir de Bitcoin ile altcoinleri kıyaslama yapalım. Şu anda Bitcoin dominansı arkadaşlar dün 47.000 dolar seviyesindeyken de 51'di. Şu anda Bitcoin 54 seviyesindeyken de Bitcoin dominans 51.50 seviyesinde, yani hemen hemen aynı seviyelerde. Bu da artık yatırımcının Bitcoin'den bir tık azaldığını, altlara geçtiğinin göstergesidir. Total 2'ye de bakarsak bu gösterge bizleri doğrular. Şimdi Bitcoin geri çekilme yaparsa bu altcoinler de geri çekilme yapar. Bunun sebebi zaten altcoinler Bitcoin geri çekilme yapmasa bile ufak ufak geri çekilme yapar. Bunun sebebi ise arkadaşlar bugün çok ciddi bir yükseliş yaşadılar. En azından son 2 haftaya bakarak ciddi bir yükselişti bu. %20'lik, %30'luk, hatta kısmi coinler %50'lik bir yükseliş yaptı. Bunun bir düzeltmesini yapması lazım. Yoksa gapta açık verir, soluksuz çıkamaz. Öncelikle bu konuda bir fikir olalım. Geri çekilme mümkün. Ufak ufak geri çekilme. Hani şu değil. Bitcoin %50 arttı, hadi bu %50 düşecek anlamına gelmez. İşte %5, %10'un ufak ufak geri çekilme yapması %50 yükselen bir coin için idealdir. %20 yükselen bir coin'de %10, %8'lik bir geri çekilme idealdir. Çünkü yoksa gapta açık verir, ultra mega boğa'ya geride kalır. Eğer ultra mega boğa gerçekleşirse. Bitcoin'in geri çekilme yaptığını düşünürsek şu anki bu biraz kuvvetli bir ihtimal arkadaşlar. Bitcoin geri çekilme yaşarsa altcoinler de Bitcoin'le birlikte geri çekilme yaşar. Bunun sebebi ise hemen açıklayayım sizlere. Altcoinler son 2 haftada ciddi hacim kaybetti. Total 2'de 2 hafta öncesine göre çok çok az, hala 2 hafta öncesiyle kıyas yaptığımızda. Ha, genel bazda iyi bir durumda, lakin bundan 2 hafta önce çok daha iyi bir durumdaydı. Bu yanılgıyamaz bir bilgidir. Altcoinlerin şu anda hacmi yeteri kadar dolu değil. Yani Bitcoin'e karşı savaş açabilecek bir hacimleri yok. O yüzden Bitcoin geri çekilme yaptığında şu aşamada altcoinler de geri çekilme yapabilir. Peki nasıl bir senaryo izlenebilir? En doğru ve en kafa rahat bir senaryo nedir? Onu söyleyeyim sizlere. Kendi stratejimi paylaşayım. Benim elimde Harmony Coin vardı. Bugün 135'lik bir yükseliş yakaladı ve Harmony Coin'in de satışını verdim. Elimde sadece MDT Coin var ve bu da sermayemin %10'unu kapsıyor. %90'lık bir biçimde nakitteyim. Şunu sorabilirsiniz. Hocam piyasa çok güzel, çok yeşil. Neden alım yapmadınız veya neden satım yapmadınız? Dün gece Bitcoin 48.000'in altına düşmeden önce 48.300'lerdeyken CZ ve XTM aldım. Bunu söyleyeyim sizlere. Bitcoin 48.000'in altına indiği saniye hemen hemen alım yerlerinde tekrardan bu coinleri verdim. Çünkü riske atmak istemedim. 48.000'den 42.000'e düşmesi demek benim elimdeki XTM'nin de CHZ'nin de ciddi düşmesi demek. Çünkü ilk başta 2017-2018 yılında Bitcoin düşerken altlar da düşüyordu. Bunu görmüştük. Yine aynı senaryo yaşanır. Bitcoin düşerken önce altlar da düşer. Sonra Total 2 ve dominansın durumuna göre altların çıkışı belli olur arkadaşlar. Riske atmadım. Sattım dün. Peki bugün %10 yükselme olmuş XTM ve CHZ'de. Pişman mıyım? Değilim. Ben dün gece onu alıp da stresle uyuyup kafam rahat olmayan bir uyku yaşayıp güne kötü başlasaydım önce kazandığım %10'luk kar bana keyfi ve keyif vermezdi, açıkça onu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar piyasada coin bitmez, yatırımcıda para bitmez, bende de analiz bitmez. O yüzden dertin tasanın bence bir mantığı yok. Ben kafam rahat olduğu zaman yatırım yaparım. Bir süre bekleyeceğim, yatırım yapmayacağım. Yatırım yaparsam zaten sizlere işte coin adı vermeden arkadaşlar ben yatırıma başladım derim. Ki yatırıma başladığım zamanlarda anlayın ki altcoinlere yatırım yapıyorumdur. Bunu da unutmayın. Çünkü isim vermek doğru olmuyor. Örnek vereyim.
Ben bir coin'e girdim diyorum. Herkesin o coin'e sürüklenmek gibi, o coin'e sanki yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi oluyor. Bu da beni huzursuz ediyor. Hani bir manipülasyon mu oluşturuyorum, havası oluşturuyor bende. O yüzden tasvik ettiğim bir durum değil bu arkadaşlar. Yatırım yaparsam Twitter üzerinden, özellikle Twitter'ı çok aktif kullanıyorum. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım linkini. Görüşlerim bu yöndedir benim arkadaşlar. Bütün senaryoları sizlerle paylaştım. Burada önemli olan nokta sizin neyi nasıl istediğinizdir. Yani şu değil. Hem bu videoyu izledim tamam. Demek ki altcoin'lerde bir laf duydu ya, Ultra Mega Ball. Hemen onu cımbızla alır, videoyu kapatır. Ama geriye söylediklerimi, bütün senaryoları siler. Adam sadece yükseliş alır tamam. Yükselişler gider. Böyle olmayın. Söylediklerimin hepsini kendi içerinizde sentez edin ve kendi sistematiğinizi oluşturun. Ben şu anda %90 nakitteyim diye sizler %90 nakitte beklemek zorunda değilsiniz. Ya da ben coin'deyim diye sizlerin de coin'de olmanıza gerek yok. Ben sizler olabilecek bütün senaryoları paylaştım. Bitcoin'in arafta olduğunu, henüz bile yönün, bugün yükseliş başladığı halde yönün belli olmadığını aktardım. Ve ben yön belli olmadığı süreçlerde sermayemi riske atmadığımı söyledim. Şöyle örnek vereyim sizlere. Zaten olası bir altcoin rallisinde %40'lık %50'lik bir yükseliş var. Diyelim ki coin'in %20 yükseldiğinde aldım. Örnek veriyorum, %20 yükseldiğinde aldım. Hedefin %50 olduğunu varsayalım. Ben %30'luk bir kar alır cebime korup, sen %50'lik bir kar alır cebine korusun. Ama ben daha garantici bir yerden almış olurum, kafam rahat olur. Sen stresle, sıkıntıyla acaba daha da düşer mi? O analizci bunu demiş, bu YouTuber bunu demiş diye streslere girerek daha da fazla kazandığın halde daha çok strese girmiş olacaksın. Ben senden daha az kazandığım halde kafam daha rahat olacak. Bu işte psikoloji çok önemlidir. Önemli olan nokta da bura arkadaşlar yatırımda. Psikolojiyi iyi korumak lazım. Bunun için de nereden alım yaptığınıza, özellikle güvenli limanlardan alım yaptığınızda dikkat etmenizde fayda var. Şu yapılabilir mesela, örnek veriyorum, isim aklıma geldi, onu vereceğim sizlere. Hani bunu yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin, sadece sentezimi tamamlamak için söylüyorum. 28 bu ayın 28'inde, yani arkadaşlar 28 Nisan ile 30 Nisan arasında bu 3 günlük dilimde Adacoin'de haberler var mesela. Şayet illa yatırım yapmak istiyorsan, biraz daha böyle garantici davranmak istiyorsan bu tarz coinler olabilir. Hani sadece aday demiyorum. Kısa tarihlerde mesela CoinMarketCap'e girebilirsiniz. Buradan işte hangi coin'in ne zaman haberleri var bakabilirsiniz. Bu tarz coin'lere yakın stop loss işlem denenebilir. Haberler bazen arkadaşlar geçerliliğini yitiriyor kısmi durumlarda. Genel anlamda dediği haberler çıkıyor. Lakin bazen işte CEO'su haberi erteliyor. Örnek vereyim, T4 ile Theta bu ay yapacağı güncellemeyi Haziran ayına erteledi. Bu gibi durumlarda olabiliyor. O yüzden yakın stop loss kullanmakta fayda var. Çünkü haber olan coin'lere insanlar hızlı yatırım yapıyor ve haberde olumsuzluk olursa da hızlı satış veriyor. Üzülmenizi istemem. O yüzden yakın stop loss'u gidebilirsiniz. İlla bu süreçte alım yapmak istiyorum, ben inanıyorum yükselişe diyorsanız seçim sizin tabii ki de, ama stop loss kullanmayı da unutmayın. Onu da söylemek isterim sizlere. Ben birkaç daha arkadaşlar, birkaç gün daha şöyle uzaktan piyasayı takip etmek istiyorum. Strese, sıkıntıya girmeden rahat bir kafayla önümü görmek istiyorum. Çünkü stres, sıkıntı bu işe girerse ne kafa rahat oluyor ne de kazandığın paradan bir tat alabiliyorsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bütün laflarımı kendi içerinizde sentezleyin. Ona göre yolunuzu oluşturun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup 19.000 abone olma yolunda bana destek verebilirsiniz. Son 300 abone. Sizler de kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Bu tarz videoların, analiz videolarının, kısa ve orta vadede, uzun vadede yükselebilecek videolarımın devamını seyredebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, sosyal medyadan da beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.